Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Yabancı ülkelerinin kararlarıyla değil, kendi özgür ve bağımsız kararlarıyla hareket eder. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın 1915'te yaşanan acı olayları soykırım olarak nitelendirmesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Sadece Biden'ı değil. Bununla birlikte aynı kararları alan diğer ülkelerin aldığı kararları, Biden'ın bu açıklamasına destek veren kişi, kurum, siyasi yapıları hepsini şiddetle kınıyoruz. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın yaptığı açıklamada İstanbul'la ilgili Konstantinopolis demesi basit bir gaf değildir. Bu Türkiye'nin tapusu olan Lozan'ı yok sayıp serf hayalini yeniden canlandırmaya çalışma çabasıdır. Biz buna da ülke olarak asla izin vermeyeceğiz. Siyasetçilerin görevi savaşı ve sava çatışmayı arttırmak değildir. İki millet arasında barışı sağlamak için katkı göstermeleridir. AKP'nin dış politikadaki, diplomasideki başarısızlığı bu duruma gelmemizdeki en büyük belirleyicidir. Askerimizin başına torba geçirildiği zaman, o zaman nota ver denilen kişilere dönüp de hangi nota, müzik notası mı diyen Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Zarraf'la ilgili, yandaşıyla ilgili iki tane notayı Amerika Birleşik Devletleri'ne vermiştir. Recep Tayyip Erdoğan için askerimizin düşürüldüğü durum değil, Rıza Zarraf'ın düşürüldüğü durum önemlidir. Ege Adaları'nda Lozan'a aykırı olarak silahlandırıldığı zaman ve Yunan ordusunun komutanları, bakanları adaya çıkıp da siyasi şov yaparak dünyaya Türkiye'nin artık bu konularda etkisi yoktur konusunu gösterdiklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'dan çıt ses çıkmamıştır. Oysa ki bu bizim kazanılmış hakkımızdır kazanılmış haklarını uluslararası anlaşmalarla elde ettikten sonra onların tek tek elden çıkartılmasına neden oluyorsan bu iki nedendendir. Birisi bununla ilgili sana kişisel çıkarlar veriyordur ya da sen bu gerçekleri göremeyecek kadar devlet ciddiyetinden uzaklaşmış bir siyasetçisindir. Doğu Akdeniz'deki haklarımızla ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi dış sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'le ilgili komşularımızla siyasi, diplomasi ilişkilerimizi derhal düzeltmemiz konusunda uyarılar yaparken, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu uyarılara kulak tıkamıştır. Mısır'la olan ilişkilerimizin düzeltilmesi, diplomasi ilişkilerimizin bir an önce en üst seviyeye çıkartılması Doğu Akdeniz konusunda çok önemliyken o ihvan politikasının peşinde koşmuş. Orada bir diktatör var. Biz onunla hiçbir şekilde ilişkiye girmeyeceğiz demiştir. Peki bugün gelinen nokta nedir? Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Libya'yla ve Mısır'la ilgili Dostluk grubunun kurulmasıyla ilgili mecliste bir önergeyi meclise göndermektedir. Şimdi soruyorum. Hangi siyasetinizde ciddisiniz? Ne oldu İhvan hareketinize? Ne oldu gösterdiğiniz bu işarete? Mısır'daki başkan değişti de mi? Siz bu noktaya geldiniz. Yoksa Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız artık tamamen Bitme noktasına ülkelerimizle ilgili, diğer ülkelerle ilgili ilişkilerimizden dolayı bitme noktasına geldi de aklınıza dank ettiği için mi bu kararı alıyorsunuz? Ama bu karar diz dövme kararıdır. Bu kararlar devlet ciddiyetinden uzak kararlardır. Dış ülkelerle ilgili alacağımız kararlar yerinde ve zamanında alınmazsa maalesef o ülke büyük kararlar görür. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin zarara uğrattığınız ve itibarsız kıldığınız gibi. Suriye politikası ile ilgili konularda F-35 ile ilgili S-400'leri satın alarak NATO üyesi olan bir ülke olarak çarpan etkisi yaratacak hava kuvvetlerinde bir F-35 olayını üstelik de ortağı olduğumuz, yedi ülkeyle birlikte ortağı olduğumuz F-35 projesinden çıkmamıza neden oldunuz. Ne oldu S-400'lerinize? Kurabildiniz mi? Hayır. Depoya mı kaldıracaksınız? Evet. Sesiniz çıkıyor mu? Hayır. Böyle bir dış politika asla görülmemiştir. Erdoğan yaşananlar karşısında sesini bile çıkaramamaktadır. Herkes bir aslan kürklemesi bekliyordu. Hani yoksula mağdura, esnafa, çiftçiye kükreyen bir Erdoğan vardı ya. Biden'a kükreyemedi. Sadece bir kedi bir yavlaması duyuldu. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst dereceden bizim davranışımızı ve tepkimizin ne kadar zayıf olduğunun göstergesi oldu. Neden böyle bir şeye girdi? Biden'la ilgili o kısacık yaptığı bir telefon görüşmesinde bir pazarlık konusu mu söz konusu? Hangi pazarlık söz konusu? Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleriyle ilgili bir pazarlık mı? Yoksa kendi siyasi ikbaliyle ilgili bir pazarlık mı söz konusu? Bunu çok açık ve net bir biçimde söylüyoruz. Peki biz nasıl bir duruş sergilemeliyiz? Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi kesinlikle bu meseleyi sessiz başını önüne eğen bir ifadeyle geçiştiremez. Uluslararası arenada kendi gücümüzü göstermek, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü göstermek durumundayız. 1970'lerden önce Genel Başkanımızdan merhum Bülent Ecevit'in ABD'nin baskılarına nasıl haşhaş ekiminde tepki gösterdiyse Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp de gölge etme başka ihsan istemez dediyse Kıbrıs ambargosunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı nasıl bir dik duruş sergilediyse tam bağımsız Türkiye'den Asla taviz vermem diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşu neyse Türkiye Cumhuriyeti devletinin de duruşu aynı şekilde olmalıdır. Türkiye 1915 olaylarıyla ilgili uluslararası bir araştırma grubu kurmalıdır. Avrupa Adalet Divanı'nın parlamentolarında Ermeni soykırım iddialarını tanımayı hukuki değeri olmayan siyasi adımlar olarak tanımlayan kararları ve uluslararası adalet divanının yabancı ülkelerin yerel mahkemelerinde Türkiye aleyhine açılan ya da açılacak olan davaların geçersizliği için emsal oluşturulan kararları gerekleri yapılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı AB üyesi olup da sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerin parlamentolarından Avrupa Adalet Divanı hükmü uyarınca soykırımı tanıma kararlarını yeniden gözden geçirmelerini sağlamak için diplomatik, diplomatik girişimlerde bulunmalıdır. Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarının internet sitelerinde Malta yargılaması Avrupa Adalet Divanı ve Uluslararası Adalet Divanı kararları Ahim, Perinçek, İsveç kararları İngilizce, Fransızca orijinalleri yanında Türkçe ve diğer dillerde de yayınlanmalıdır. Sözde Ermeni iddialarını tartışmayı cezalandıran ülkeler aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açılması için bütün yollar zorlanmalıdır. 1915 olayları ile ilgili yabancı dilde yayın yapan yabancı dillere çevrilmiş belgeler ve kitaplar için devlet desteği arttırılmalıdır. İç kamuoyunda bilgilendirilecek, ilgiyi artıracak kampanyalar düzenlenmeli ve bu tür yayınlar da desteklenmelidir. Yaşanan ortak acıların diyalog yoluyla aşılması için gerekli platformların acilen oluşturulması sağlanmalıdır. Değerli arkadaşlarım AKP açıklanan Biden'ın soykırım göndermesiyle ilgili başta Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak dik bir duruş sergileyeceklerine bu konuyu iç siyasete alet edip millet ittifakına saldırmaya çalışmaktadır. Kendi acizliklerini gizleyerek böyle uluslararası bir konuda Türkiye'nin itibarını zedeleyen bir konuşmanın ardından maalesef onlar iç politikayı düşünmektedirler ve bize samimiyseniz diyerek göndermede bulunmaktadırlar. Ben de şimdi size buradan samimiyseler bir şey yapmalarını ben buradan Türk halkından bunu da dikkatle izlemelerini rica ediyorum. Bu Kepez Belediye Başkanı, AKP'li Kepez Belediye Başkanı yabancı kişilerin demisyonlarının da olduğu bir toplantıdaki video kaydı ve söylemini buradan size açıklıyorum. Dünyanın çeşitli şehirlerinde 1915 olayları yani Ermeni katliamı olarak bahsediliyor. Bu da Türkiye'nin bir ayıbı. Türkiye'nin bir ayıbı. Ama bizler yaşamadık. Sizler yaşamadınız. Yapılanlar yanlış, yapanlar yanlış yapmışlar. Tabii ki özür dilenmesi gerekiyor. Ben özür diliyorum diyor. Peki Nerede Recep Tayyip Erdoğan? Peki AKP'nin grup başkan vekilleri dün genel kurulda aslanlar gibi kükrüyoruz diyordunuz ya. İşte sizin belediye başkanınızın Ermeni soykırımı ile ilgili görüşü. Hala belediye başkanı mı? Hala belediye başkanı. Tek bir sesiniz çıkıyor mu? Çıkmıyor. Kim samimi? Biz samimiyiz. Siz de riyakarsınız samimi değilsiniz. Devleti yönetemiyorsunuz. Devlet ciddiyetinden uzaksınız. Tek düşündüğünüz koltuklarınız. Yapıştınız oraya. Türkiye'nin çıkarları dahi söz konusu olsa oradan kalkmamak için pazarlıklar yapıyorsunuz. Biz bunu milletimize anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki ipin ucunu da kaçırdınız. Son zamanlarda gri pasaportla ilgili. Dışişlerinden sorumlu genel başkanımızın baş danışmanı şu anda aramızda. Az önce komisyon toplantısında geldiler. Komisyon toplantısında şöyle diyorlar başkana. Bu gri pasaport olayı Türkiye'nin itibarını zedeleyen bir olaydır. Bizim ciddiyetsizliğimizi gösteren bir olaydır. Türkiye'nin emniyetinin, İçişleri Bakanlığı'nın ipin ucunu kaçırdığını gösteren bir olaydır. Türkiye'nin resmi kurumlarının insan kaçakçılığına alet edildiğini gösteren bir olaydır. Bunu ilgili kişileri komisyona çağırarak bir devlet ciddiyeti içinde muhakkak konuşalım diyor. Başkansa, AKP'li başkansa İşsizliğin 35. maddesine dayandırarak bu konuyu burada konuşamayız diyor. Peki nerede konuşacağız? Komisyonlarda konuşmayacağız. Genel kurulda konuşmayacağız. Ama alınan kararları İçişleri Bakanları altına imzasını atacak bakanı. Tayyip Erdoğan Türkiye'yi kararnamelerle yönetmeye çalışacak. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi ne olacak? Gazi meclisi ne olacak? Milletin sesi ne olacak? Nasıl Türkiye bir tek kişi tarafından yönetilir? Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak aklı ne olacak? Ortak aklın temsilcileri burada. Onları engelleyenler sarayda hala kendi iktidarlarının peşinde koşuyorlar. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan bir kapanma kararı aldı. Salgını başladığı tam 13 ay oldu. Maskeyi dağıtamadılar. Sağlık çalışanları ile ilgili gerekli tedbirleri alamadınız. Kısa kapanma sürelerini elinize yüzünüze bulaştırdınız. Belediyelerin yardım kampanyalarını engellediniz. Toplanan yardımların paraların dağıtılmasını engellediniz ucuz ekmek, bir dilim ekmek. Onun satışını engellemek için İstanbul Büyükşehir Belediye halk ekmek büfelerinin konulmasına engel olmaya çalıştınız. Aşı konusunda salgını kontrol altına alacak şekilde gerekli aşılamayı yapamadınız. Nüfusa orantılı devletlerle kıyaslandığında 20. 25. sıralara değil. Yaptığınız destekler insanlarımızı maalesef daha da borçlandırdı. Neden? Hibe destekler olmadığı için. İnsanlarımız hızla yoksullaştı. Yoksullaşan insanlarımıza utanmadan, sıkılmadan size patates, soğan dağıtıyoruz dediniz. Konuşmak isteyen insanlarımızı aşağıladınız. Emeklinin bayram ikramiyesine yetkiniz olmadığı halde meclisten kanun çıkması gerektiği halde 100 lira bir artış sağladınız. İnsanlara evden çıkama, çıkmayın derken AKP kongrelerinde hangi akla hizmetle AKP genel başkanı gelin üst üste kongreleri doldurun dediniz. Lebalep kongreleri yaptınız. Karşılığında o günden Mart'tan bugüne 10.132 insanımızın ölmesinde pay sahibi oldunuz. Buna hiç aldırmadınız. Gara operasyonunda 16 evladımız şehit düştüğünde kongrenizi erteleme gereği dahi duymadınız. Gittiniz orada gülerek şehit annesini siyasete alet ederek kongrelerinizi yapmaya devam ettiniz. Allah şahittir ki ne şehitlerimizin yakını, ne bu ülkenin sevdalıları, ne o gülüşünüzü, ne o yaptıklarınızı asla unutmayacak ve unutturmayacaktır. En başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç hafta kapanalım hıfzısa kanunlarına göre karşılıksız insanlarımıza yardım edelim dediğinde bunu ciddiye almadınız. Ne dediniz? Para yok dediniz. Hazinede olan 128 milyar doları bir gecede kayıt altına almadan sattınız. Verginin peşine düşenleri tutukladınız. Pankartları indirdiniz. Siz bu sırada saraylarınızda yaşamaya devam ettiniz. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda güle oynaya, yaşamaya devam ettiniz. Yandaşlarınızla birlikte. Beşli çeteyle birlikte milyon dolarları onlara aktardınız. Halkımıza ölürken başka ülkelere maske ve yardım yapma şovuna girdiniz. İnsanlarımızla dalga geçtiniz. Şehitlerimizin maneviyatına dokunacak şekilde hareket ettiniz. Tüm dünya vatandaşları hibe yardımı yaparken siz vatandaşlarımızı borçlandırıp yoksullaştırdınız. Şimdi 17 gün kapanalım diyorsunuz. Peki kapanalım. Peki milletimiz ne yapacak? Ne yiyecek? Ne içecek? Çocuğunun gözünün içine nasıl bakacak insanlarımız? Kirasını nasıl ödeyecek? Kapanacağız dediniz, döndünüz arkanızı sarayınıza gittiniz. 88 bin lira aldığınız maaşınızla, açıklayamadığınız trilyonlarınızla, sarayların, yandaşların, trilyonların akıttığı beşli çetenle sarmaş dolaş bir şekilde döndünüz arkanızı gittiniz. Yoruldu insanlar artık. Açlık, yoksulluk, çaresizlik, umutsuzluk sarmalında yok olup gidiyor insanlarımız. Yetti artık pişkinlikleriniz, dalga geçmeleriniz, hafife almalarınız, tehditleriniz. Yetti artık. Şimdi halkımıza sesleniyorum. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 128 milyar dolarda hakkınız var. O hakkınızı isteyin. Beşli çetelere verilen milyar dolarlarda hakkınız var. O hakkınızı isteyin. Kurulan saraylarda hakkınız var. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşlarısınız. Haklarınızı isteyiniz. Bir gecede milyon dolar kazanan o zenginlerin cebine indirdiği parada hakkınız var hakkınızı isteyiniz. İnsanca onurlu yaşamaya hakkınız var. Yıllarca vergisini ödeyen herkes gibi hibe yardımı istemeye hakkınız var. Bir an önce aşılanmaya hakkınız var. Yaşamaya hakkınız var. Hakkınızın peşine düşünür. Yalnız değilsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı dindik arkanızda. Allah haklının değil, haklının yanında, güçlülerin değil. Bunu asla unutmayınız. Yüreğinize Allah'ın size verdiği hakkı ve evlatlarınızın taleplerinin gücünü arkanıza alarak hakkınızı isteyiniz. Biz sizlerle birlikteyiz. Saygılar sunuyorum. Evet, sorusu olanlar var mı arkadaşlar? Buyurun. Hayatımda duyup duyabileceğim bu konuyla ilgili herhalde en komik açıklama budur diye düşünüyorum. 20 yıldan beri iktidar partisi olan bir siyasi partinin ve tek başına iktidarı olan bir siyasi partinin grup başkan vekili onlara burada çıkıp da tabii böyle bir söz hakkı verince bu grup başkan vekili kalkıyor, diyor ki bu işten muhalefet sorumludur, iktidar sorumlu değildir diyor. Bundan ciddi alınacak şeyler değil bunlar. Onların çaresizliklerini gösteriyor. Yaptıkları pazarlıkları halka açıklayamıyorlar. Ülkeyi getirdikleri durumu halka açıklayamıyorlar. Düştükleri durumu halka açıklayamıyorlar. Beceriksizliklerini halka açıklayamıyorlar. Türkiye'yi düşürdükleri itibarsızlığı halka açıklayamıyorlar ve bunun suçunu muhalefete yıkmaya çalışıyorlar. Bunu insanlarımızın takdirine bırakıyorum. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Şu saatten sonra Tayyip Erdoğan artık bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye'nin yumuşak karnı olan Recep Tayyip Erdoğan ve onun iktidarıdır. Türkiye'nin beka sorunu işte tam da bu dönemlerde başlamıştır. Türkiye'de Yunanlılar Ege Adalarını işgal ederek Türkiye'den dalga geçerken, Yunan Dışişleri Bakanı bizim Dışişleri Bakanımızın gözünün içine baka baka Türkiye'de ultimatum verirken uluslararası sularda bayrağımızın olduğu gemilere Yunan komutasındaki askerler çıkıp arama yaparken sesini çıkartamayan bir iktidardan bahsediyoruz. Askerinin kafasına çuval geçirdiğinde sesini çıkartamayan bir iktidardan bahsediyoruz. Biden'ın azarlamalarına boyun eğen ve sesini çıkartamayan bir iktidardan bahsediyoruz. Onun için şu saatten sonra Cumhur İttifakı artık bir milli güvenlik sorunudur. Başka soru sorular. Bir pozitif ayrımcılık. Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan alkolü 17 gün süreyle yasaklamış ve bu konuda insanlar yorum yapıyorlar. Ben buradan soruyorum kendisine bu yasaklamasının nedenini açıklamalı. Bence iki nedeni olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ülkemizde korkunç bir salgın var. Bütün sağlık personelimiz hepimiz canla başla salgını engellemeye çalışıyoruz. Ama AKP Genel Başkanı lebalep kongrelerle ilgili bir emir veriyor. Şimdi bu emir iki nedenle verilebilir. Bir, sağlıksız bir durum söz konusudur. Bu emri veren kişi şu anda iki kişi bir araya gelirken hemen haklarında cezai işlem yapan, Türkiye'de evlerde on kişi bir araya geldiği zaman baskın yapan, insanlarımızın dışarıya çıkmasını emreden bir kişinin zihniyetin lebalep kongreleri kendisine hak olarak görüp on bin insanın ölümünde pay sahibi olacak bir kararı alması ya alkollü bir kafanın ya da sağlıksız bir kafanın eseridir. İkisinden bir tanesidir. Alkollü bir kafayla böyle bir karar alındıysa sonuçları görüldükten sonra şöyle denmiş olabilir. Bu iyi bir şey değil, doğru bir şey değil. İnsana doğru bir karar aldırtmıyor bu. O zaman bunu engelleyelim demiş olabilir. Ya da başka bir nedeni olabilir. Bu alkol ola ki zihin açıyor da bu dönemde alkol alan insanlar şıp diye 128 milyar dolar kimin cebine gitti hemen anlıyorlarsa o zaman bu Erdoğan'ın işine gelmemiştir. Öyle öyledir yani. Demiştir ki bu bizim iktidar için kötü bir şeydir. O zaman biz bunu engelleyelim demiştir. Bunun için almıştır. Yoksa bir sağlık kurulunun, bir bilim kurulunun, bir layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir başkanının böyle bir dönemde Böyle bir yasak getirmesinin başka bir nedeni var mıdır, yok mudur? Onu da Cumhurbaşkanı açıklamalıdır. Evet. Kimle? Pekcan, Ticaret Bakanı. çağrısına Öyle mi? Çok güzel. Şimdi Ruslar Pekcan, bakan. Bakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakan. Kendi şirketi var. Kendi şirketine menfaat sağlayacak ihalede usulsüzlük ve yolsuzluk yapıyor. Bu açığa çıkıyor. Açığa çıktıktan sonra zaten kabine değişikliği var. O kabine değişikliğinde sen bu görevi bırak diyorlar. Peki ya hırsızlığın, yolsuzluğun hukuki bir karşılığı yok mu? Yani bu ülkede herkes hırsızlık ve yolsuzluk yapıp çekip gidebilecek midir elini kolunu sallayarak? Mesela Tayyip Erdoğan'ın sarayına birisi girse, orada herhangi bir kıymetli eşyayı alsa, gitse ve onların gözünün içine baka baka ya ben bunu aldım ama bak çekip gidiyorum sarayda marayda da durmuyorum dese. Ne diyecekler? Şimdi ne demiş Ömer Çelik? Muhalefet bize bu yol bu konuda yol gösteremez. Biz onun gösterdiği yolda gidemeyiz demiş. Muhalefet bizim gösterdiğimiz yolda gidin demiyor size. Muhalefet ahlakın, vicdanın, insanlarımızın ve dinimizin gerektirdiği şekilde vicdan sahibi olarak gereğini yapın diyor. Muhalefet insanlarımızın sesi olmaya çalışıyor. Cebine dolarları indirip de giden bakanlarınıza karşı muhalefet diyor ki senin yurttaşın yoksulluktan ve açlıktan intihar ediyor. Sen böyle bir zamanda eğer birazcık vicdan sahibiysen, akıl sahibiysen, ahlak sahibiysen, birazcık inancın varsa bunun gereğini yap diyor. Bu bu iddialar e, acilliyeti gösterir. Devletin, iktidarın acilliyetini gösterir. Bütün ülkeler kendi devletleri, kendi iktidarları bütün insanlara aşıyı ücretsiz bir şekilde, çok hızlı bir şekilde, üstelik de tarihler vererek yapıyorlar. Şimdi arkadaşımız diyor ki aşı eczanelerde satılacakmış. Aklıma şu geliyor. İlk önce maskeyi bedava dağıtacağız dediler. Daha sonra eczanelerde parayla satacağız dediler. Daha sonra postacılar dağıtacak dediler. Yahu bir devlet böyle mi yönetilir? Böyle mi yönetilir? Bu kadar ciddiyetsiz mi yönetilir? Bu kadar millet menfaatinin menfaatine aykırı mı yönetilir? Bunlar sadece parayı düşünüyorlar. Rantı düşünüyorlar. Acaba buradan da cebimize bir şey girer mi? Onu düşünüyorlar. Milleti düşünmüyorlar. Arkadaşlar daha nasıl açık söyleyelim? Az önce bir basın toplantısını yaptım ve bitirmek üzereyim. Biden'ın Biden'ın yaptığı soykırım açıklamasını en şiddetli şekilde eleştiriyoruz ve kınıyoruz. Ancak Biden'ın açıklamasına destek olacak şekilde kurum, siyasi kuruluş, kişi ve diğer bu kararla ilgili karar alan diğer ülkeleri de şiddetle kınıyoruz. Şimdi sorduğunuz soruya cevaben eğer AKP Gerçekten Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi makamlarda oturup da bir kişinin Ermeni soykırımından dolayı kim özür diledi, kim bu soykırıma destek verdiği ağrıyorsa onu da buradan bir kere daha gösteriyorum. Kendi Kepes Belediye Başkanları diyor ki soykırım yapmıştır ve bundan dolayı özür diliyorum diyor. Siz basın mensubu arkadaşlarımız Muhammed Akbaşoğlu burada toplantı yaparken ya bu şunu gösterip de siz ne diyorsunuz diye sordunuz mu çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. AKP'ye sordunuz mu hala neden sesin çıkmıyor bu belediye başkanıyla diye çok merak ediyorum. Madem bu kadar cevvaller, madem bu kadar kararlılar, Madem bu kadar buna karşı yapılabilecek açıklamalara tepkililer ya kendi kendi belediye başkanıdır. AKP'li belediye başkanıdır. Hala makamında oturan belediye başkanıdır. Ermeni soykırımı vardır. Türkiye özür dilemelidir. Ben özür diliyorum diyor. Neredesin AKP? Neredesin Tayyip Erdoğan? Niye sesin çıkmıyor? Neden bu soruyu basın mensupları onlara sormuyor? Neden yandaş medya bunu açıklamıyor? Teşekkür ederim. Hepinize saygılar.